Ankara'yı işgal etmeyi. İşte bin civarında saltanat yanlısı, işte İngiliz ajanlar, İngiliz misyonerler işlerinde örgütlenerek yola çıkıyorlar. Cihat bayrakları ellerinde. Bir de ellerinde Şeyhülislam Dürrizade Efendi'nin fetvaları var. Katli vaciptir kuvvacıları diye Atatürk bile idama mahkum etmiştir. Hatırlarsın belki, evet. Şimdi en büyük referans ellerindeki Şeyhülislam'ın fetvası tabii. Onun fetvayı gösteriyor. Bir de ayrıca o fetvaları da aynı dönemde İngiliz tayyareleri havadan atıyor bu güzergaha. Onu da biliyorsunuz. Dedem gökten kağıt yağdı filan derdi. Ve çuvala çuvala geliyorlar. Mesela Adapazarı'nda büyük oranda Çerkesleri örgütlemişler. Düzce'de Abazaları örgütlemişler. Dedem Abaza Çerkes canı derdi. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Ama tabii bunları söylerken burada dinleyen konuklardan hep Çerkes ve Abaz arkadaşımız varsa özür dileriz diyerek anlatıyoruz. Tarihi gerçek bir şey değiştiremiyoruz ne yazık ki. Çuvala çuvala gelmişler. Bazı kaynaklara göre 10-12 bin kişi. Bazı kaynaklara göre 8-10 bin civarında. Rakam büyük. Çoğalmışlar tabii. Kart topu gibi çoğalmışlar. Ve Abant'ta toplanıyorlar. Değişik istikametten gelen, Seben istikametinden, Düzce istikametinden, çeşitli kollardan gelen, Bolu'dan gelenler. Abant yakında biliyorsunuz. Orada toplaşıyorlar. Büyük bir karargah kuruyorlar. Bu dünyaya saldırıyorlar. Başlarında kim var biliyor musunuz? En ünlülerinden birini sayacağım. Şeyh Ahmet Aznavur. Meşhur isyancı Aznavur var. Çünkü onun esas Anadolu'da o isyanları çıkartıyor ama özel olarak gelmiş bir tarafa yani. Usta bir isyancı olduğu için kararlı İstanbul hükümette. Ve arkadaşlar hemen şu çıkınca karşı tepeleri görürsünüz. Hisar tepeleri falan ama oraya mevzileniyorlar. Buradaki direnişçiler de Çolak İbrahim komutan Çolak İbrahim var. Kolundan yara aldığı için bir savaşta Çolak namıyla anılan. Onun fotoğrafını da göreceksiniz. O da karşı tepeye geçiyor. Karşıda bir Şeyh Hulman tepesi var. Bir top var. İki tarafında ellerinde ağır silah olarak top var. Birer top ve işte bugün makinalı dediğimiz o günkü mitralyöz var. Küçük silahları saymıyorum işte av tüfekleri vesaire ama direnişçilerin sayısı 500 civarında. 500 kişiye karşı işte 10-12 bin kişi karşılıklı tepelerde top atışlarıyla başlayan şiddetli bir savaşa tutuşuyorlar. Buradan geçecekler. Buradan hemen zaten Nallıhan Beypazarı Ankara. Şimdi hatta söylenir ki İsmet Paşa Çolak İbrahim'e komutana telgraf çekmiş, geriye çekil, zayiat vermez. Çünkü çok küçük rakam. O da hemen mukabil cevap gönderiyor. Ben Mudurnulara güveniyorum, Mudurnulu yurtseverlere güveniyorum paşam diyor. Terk etmiyor Mudurnu'yu. Ama tabii rakam çok küçük. Dördüncü gün artık şehir işgale uğramak üzere. Çok şehit vermişler. Çok bir avuç zaten. Mühimmatları bitmiş, cephaneleri bitmiş. Tam şehir işgale uğramak üzereyken Kara Fatma yetişiyor çekilisiyle birlikte. Tarihte biliyorsunuz Kara Fatma meşhurdur. Fatma Sayar Erdem değil mi? Erzurum'a. Çetesinde pek çok kadın var, pek çok erkek var. Bursa civarlarından 400-450 kişilik çetesiyle hızla Mudurnu'ya yetişiyor yardıma. Aynı gün akşam Binbaşı Nazım komutasında Aydın Efe'leri geliyor. Demirci Mehmet Efe, Çakıcı Mehmet Efe, Postlu Mestan Efe. Benim çocukluğum bunların romanları okuyarak geçti. 550-600 Efe'de silahlı Efe'de onlar da var. Dolayısıyla burada kuvvetler birleşince püskürtüyorlar isyanı. İşte Avant'a kadar kovalıyorlar. Orada bir anlaşma imzalanıyor. İşte yarısı Kuvayi Milliye'ye geçiyor. Yaptığın yanlış olduğunu anlatıyor. İşte anlıyorlar. Bunu anlatan da bizim Mudurnu bir imam. Filibe'yi Tevfik Efendi diye büyük camimizin imamı var. Filibe kentinden gelme, İstanbul'da yetişme, dergahlardan yetişme. Çok ismi çok yaygın duyulan bir imam. O ikna ediyor. Kuvayi Milliyeci oldu aynı zamanda. Yani dini referansın panzehiri düşündüm tamam mı? Ve gidiyorlar. Söküp atılıyor. Ha burada önemli olan şu. Mudurnu işgale uğrar uğramaz Ankara'da hızla Kayseri'ye taşınmak için hazırlıkları bitirmiş. Buradaki savaşı bekliyor. İçerilere çekilecek Anadolu. Çünkü savunması yok. Bildiğim kadarıyla Ankara iki kez Kayseri'ye taşınma hazırlığı yapıyor. Birincisi Mudurnu'na bu bahsettiğim olaydan daha önceki
Yunanlılar Polatlı'ya kadar duyuyorlar. Polatlı Ankara'nın yakınlığı. Top sesleri Ankara'dan duyuluyor. Ankara eyvah diyor, yandık. Hemen hazırlıkları yapıyorlar. Kayseri içeriye çekilecekler. O zaman da Çerkes Eten kuvvetleri, Kuva'yı seyyar ediyorsunuz. Gelip araya giriyor. Yunanlıları püskürtüyor. Ankara rahatlıyor. Kayseri'ye taşınmaktan vazgeçiyor. İkinci ve son taşınma hadisesi Umudur'undaki hadise. Dolayısıyla buradaki isyan püskürtünce Ankara derin bir nefes alıyor ve Kayseri'ye taşınmaktan vazgeçiyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Kurtuluş Savaşı'nın kaderini büyük oranda etkileyen bir kasaba burası arkadaşlar. Ve İsmet Paşa akabinde, bu direnişin akabinde Batı cephesinden birkaç birlik kaydırılması emrini veriyor. Batı cephesi komutanı biliyorsunuz. Diyor ki Mudun'u bölgeye karargahı olsun. Yani civarda çıkan isyanları buradaki birlikte bastırıyor. Bölgeye karargahı oluyor. Yani buranın askeri açıdan çok Anadolu için çok stratejik bir önemi olduğu bir kere daha anlaşılıyor.